Telefonumuzda Ayşegül Demir vardı. Yaklaşık bir saat önce aldığımız. Bu arada Ayşegül orada mısın? Buradayım. Tamam, harika. Ayşegül programı telefondan seyretti. Bir şeyim var. Duyurum, Kanal D'nin fenomen dizisi Ulan İstanbul bir ilke imza atarak yayın hayatına artık internet üzerinden devam edecek. Böyle şeyler başlıyor artık, enteresan. Evet. Evet, evet, ama bu geleceğin projeleri artık böyle. Ulan İstanbul artık internet üzerinden devam edecek. 16 Şubat pazartesi akşamından itibaren dizinin yeni bölümlerini Kanal D internet sitesinden izleyebileceksiniz. İlk defa televizyonda başlayan bir dizi de internete taşınıyor. Bu yenilik herkese hayırlı olsun demişler. Geçiyor herhalde bir şeyler artık o tarafa. Ha? Geçmek zorunda. Televizyon yetişemiyor bir yerden sonra. Tabii. Değil mi? İnternet izleyicisi özellikle prime time saatinde televizyon izleyicisinden daha fazla oldu. Artık internetten takip etmeye başladı. Özellikle gençlere yönelik dizilerin televizyonda reyting yapmama nedeni internetten izlerim durumu. Tabii tabii, artık yani saat 8'de evet, şu dizi başlayacak diye tabii kimsenin bir şeyi takip etmesine gerek yok. Tabii. Kaçıracağım bölümü seyredemeyeceğim diye de bir şey yok. Bir de çok ucuz bir fiyata bir lira veriyorsun. Bir bölümün bir kısmını seyrediyorsun. Yani bir de öyle bir durum da var. Evet. En azından bu arada tabii maliyetler tabii nasıl karşılanacak onu bilemiyoruz. Bu arada çok sevdiğim dostum sevgili Kubilay'ın eşi Hande Ertekin Tümen'in Zevce Bir Aşkı Bağışlamak romanı çıktı. Onu da buradan duyurmuş olalım. Efendim telefondaki Ayşegül'e de artık bir merhaba diyelim. Ayşegül tekrar selamlar. Merhaba. Merhabalar, nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz? Sağ ol. Süper gözüküyorsunuz. Efendim? Süper gözüküyorsunuz, harikasınız. Teşekkürler. Yani elimizden geldiği kadar. Varsa sorularını hemen alayım. Evet, ilk ben konuklarınıza soracağım. Herkese evet, genel olarak soracağım. 14 Şubat'ta bir planları var mı? Ne yapacaklar? Ve başlarından geçen en kötü 14 Şubat eğer varsa. Başlarından geçen en kötü 14 Şubat. Ve ne yapacaklar 14 Şubat'ta? Sen evet, ne yapacaksın 14 Şubat'ta? Sen önce bir kendini anlat da bakalım. Ben annemle gezeceğim. Annenle gezeceksin 14 evet, Şubat'ta. Harika bir planmış ya. Çok eğlenceli. Eğlenceli evet, planmış. Peki. Var mı 14 Şubat planını anlatmak isteyen? Biz Beyaz Show'dayız abi. Ha? 14 Şubat. Evet, girdik 14 Şubat'ta Beyaz Show'dayız. Yarın hey, için. Ne oldu? Aklına bir şey geldi. Oturken. Neşe doldu. Kendi kendine. Bir şey geldi gitti. 14 Şubat'tan daha ziyade. Ondan anlatmazlar 14 Şubat'ı. Buradan sen 14 Şubat konusunda açık edecek birisini burada görebiliyor musun? Ben yarın şunu yaparım diyecek birisini. Yarın ben... Anlatır, anlatır kardeşim benim. Kuşadası'na mı yola gidiyorsun? Yola gideceğim ya. Bütün gün yolda mısın ya? Evet. Valla sadece bu iş için geldi buraya, sağ olsun. Adam zannediyorsunuz ki Hayko'yu, deri elbiseler, gözler, saçlar, başlar. Kuşadası'nda apartman katında oturan, kendi halinde bir hayatı esnaf, olan... Esmarangoz. Harika. Peki. Hocam ekstrem işler devam edecek mi? Ekstrem hareketler. Bu yaz çekeceğim inşallah tekrar. Paraşüt dışında bir şeyler var mı? Paraşüt mü hala? Yine paraşüt üzerine yapacağım. Çünkü zaten hani ekstrem herhangi bir spor çektiğin zaman sporu yayınladığında pek hoşlanmıyor kanallar. Sporu zaten 30 dakikanın içerisinde 4 dakika falan gösteriyorsun. Neyi sohbeti ha, 26 dakika geyik yapıyoruz. Yani yeni geyik bölümler buldum. Geçen sene yaptığımda, geçen sezonda küçük paraşütçü çocuğu anlatıyordum her konuğuma yatakta. Bu sene bambaşka, yani gene küçük paraşütçü çocuğu anlatırım büyük ihtimalle ama başka bir konsept. Peki var. Kubat'la bir gün hocam ister misin? Böyle bir ekstrem durumun var mıdır? Gerçekten ya yani. Bak çok yakın dostumuz herkes. Bütün benim paraşütüm açılmaz gibi geliyor bana. Ama işte paraşütün açılmazsa konu olur. Evet. O zaman zaten açılırsa program patlar. Yakışır yani. Açılmaması yakışır yani. Açılmaması yakışır. Yok öyle bir şey olmaz. Hiç düşünüyor musun gerçekten? Gerçi bizim kilolarımız abi, bizi açılsa da lank diye ineriz. Kilo ile alakası var mı abi? Ya ilk sizi tandem yapacağımız herkese 90 kilo limitimiz var. Öyle mi? Tamam. 90 kilo limitim var. Evet, kurtarayım diye yiyorsunuz ama. Atmayayım diye. Ben de şanssızımdır. Vallahi gerçekten bak, bir tane kız arkadaş vardı. Neydi? Rallyci. Burcu Çetinkaya. Abi onu anlattığın zaman ben dedim ki Burcu Çetinkaya, rallyci. Yıllar önce bir programda dedi ki rally yapalım beraber. Dedim ki bak yapma, ben şanssızımdır. Dönme dolaba binerim, düşer. Şey dururum. Bir yere girerim, başıma bir iş gelir.
Bir de yani bizimle ilgili bunu yani mesela Luna Park'a da gittiğim zaman falan abi falan daha hızlı yaparlar yani. Bu, yapma bu arada bu hikayeyi şöyle anlattı bana. Ya abi açılır paraşüt sorun yok hiç problem yok dedi. Ben şanssızım deyip bunu anlatınca bir daha aramadım Beyaz'ı. Evet. Hani ama önemli mesele o bahane olmayayım. Diye. Gerçekten hani kız dedi ki öyle yapalım öyle yapalım. Dedim yapalım artık ne yapayım abi. Daha ilk virajda iki takla attık yani. İlk virajda yani iki takla attık. Görüntüleri falan internette var girip bakabilirsiniz. Dedim ama kızlara döndüm dedim gördün dedim yani. Ters misiniz bu anda? Ne diyeyim? Ters misiniz? Ters ters. Arada ikimiz de ters. Ben sana demedim böyle. Kızla böyle konuşuyoruz. Kızla dedim de Burcu'yla yani. Konuşuyoruz. Var mıdır hocam ekstrem durumlar? Bir ara hocam. Filmle ilgili köprüden bungee jumping yapmıştım. Köprüden bungee jumping yaptın? Yani Neredesin Firuze'de bir sahne vardır ya ben köprüden atlıyorum. Aa, orada da Ezel benim yüzümü çekmek istedi. Bir teknik ekip geldi işte. Bir 20 kere. 20 kere yaptı. Şey atladım. Bir korkun yok yani bu konularda. İlk ikincisinde var. Sende var mı? Ondan sonra. Ayça? Bende de düştükten sonra oldu. Sen zaten her hareketin bir kaza nedeni olduğu için. Sen devam et. Hocam var mı da bir ekstrem durumunuz? Vallahi telefonlarımı alacağız şimdi. Yazın yapacağız. Bir şey. Yazın. Ne yapacaksın? Vallahi bilmiyorum ne yapacağız arkadaşlar. Paraşüt. Atlayacağız işte. Ayarın hemen arka tarafta. Abi bizde herhalde konuk bulmak zor. Bulduğuma yapışıyorum. O da bu kadar ekstrem durum varken bak arkadaş neler yapmış yani. O da telefonuna bakıyor şu anda. Selamlar tekrar. Geliyor mu güzel mesajlar? Harika adamsın. Başka ne gelecek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,